Tarih yaklaştıkça Altılı Masa'nın adayının kim olacağı da belirginleşmeye başladı. Altı lider bugün 11. kez bir araya gelecek. Bu kritik zirve öncesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali yükseldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan tek isim İyi Parti lideri Akşener'de CHP liderinin içinde olduğu formüllere yöneldi. Bir yandan HDP'nin içinde olduğu denklemde konuşuluyor. Altılı masanın 11. toplantısının arifesinde Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu yanıtını arıyor. Bu toplantıda adayla ilgili bir gelişme olur mu sorusu da akıllara geliyor. İhtimaller masadayken kulislerde konuşulanlara bakıldığında aday için bir çerçeve çizilmiş görünüyor. Evet. Altılı Masada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sadece İyi Parti lideri Meral Akşener sıcak bakmıyordu. Akşener, gönlünün İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yana olduğunu belirgin bir şekilde gösteriyordu. Ancak gelinen noktada Kılıçdaroğlu'nun adaylık isteğine karşı durmama görüşü öne çıktı. Masadaki bir diğer formül ise çoklu aday. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı bir denklem. İyi Parti'nin son başkanlık divanı toplantısında bu konu gündeme geldi. Ancak Akşener bu formüle sıcak bakmadı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden formül üretilmesi genel kabul gördü. Adaylık konusu çözülse de altılı masada bir çıkmaz daha var. HDP'nin de ortak adaya desteğinin sağlanması. Altılı masanın uzağında kalan HDP buna rağmen Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakıyor. Ancak bir yandan da kendi adaylarıyla seçime gidebileceklerini açıkladılar. Hatta bu kararı Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri ortak olarak aldı. Aralarında Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi'nin de bulunduğu partiler ortak aday çıkarma kararı verdiler. HDP'nin masanın adayına desteğiyle ilgili gelecek partisinden bir açıklama geldi. Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, süreç içinde ortak adaya doğru bir yönelme olabilir dedi. Bugüne kadar zaman zaman adaylık sinyalleri veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, 11. Altılı Masa toplantısı öncesi CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarını parti genel merkezinde ağırladı. Aralarında İBB Başkanı İmamoğlu da vardı. Bir buçuk saat süren ziyaret sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan rutin bir görüşme açıklaması geldi. Peki aday ne zaman açıklanacak? Bu konudaki son değerlendirme CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan geldi. 30 Ocak'taki lansman toplantısını bir başlangıç olarak ifade etti. Ondan sonraki birkaç gün, bir hafta, on gün içerisinde zaten aday belirlenmiş olur dedi. CHP Milletvekili Gürsel Tekin de isim zikretti. İki yıl önce Haber Global'de adayın Kılıçdaroğlu olacağının altını çizdiğini ifade etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 genel seçiminde şehir dışında olan öğrencilerin de oy kullanabilmesi için destek olacaklarını söyledi. Akşener, "Her gencin oy kullanması için gerekirse kapı kapı dolaşacağız." dedi. Bir seferberlik başlatıyoruz. İster şehir içinde, ister şehir dışında otursunlar. Fark etmeksizin gençlerimizin bulundukları şehirlerde oy kullanabilmeleri için atmaları gereken adımlara, yapmaları gereken başvurulara dair onları tek 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 bilgilendireceğiz. <laughs> Gerekirse kapı kapı dolaşacak, her bir gencimizin oyunu kullanması için tüm gücümüzle çalışacağız. Eğer ki başvuru gününü kaçıranlar olursa da hangi siyasi düşünceden olduğunu, hangi partiye oy vereceğini sormadan, sorgulamadan ikametgahlarının bulunduğu şehirlere ücretsiz olarak götürülmelerini, oy kullandıktan sonra da geri getirilmelerini İYİ Parti olarak biz sağlayacağız. Bunun için yakın zamanda partimiz üzerinden yürüteceğimiz seçim yürüteceğimiz sürecin başvuru yollarını kolaylaştıracak adımlarımızı da teker teker değerli gençler sizlerle paylaşacağız.